Arkadaşlar merhaba, günaydınlar. Stream'e girebilmek için öncelikle Channel Atomy tarafında bir iki tıklama yapmak gerekiyor. Şimdi size onu anlatıyorum. Mobil uygulama Channel Atomy'yi yüklediğinizde onu çalıştırıyorsunuz. Bekliyoruz şimdi. Evet, geldi. Dolayısıyla buradan mutlaka Channel Atomy'de globali seçmemiz lazım. Globali seçebilmek için de aşağı tarafa gidiyoruz. Bakın burada bütün ülkeler gözüküyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla buradan yukarıdan globali seçiyoruz. Ondan sonra stream'i bulmamız lazım. O da şu sol taraftaki hamburger menüde. Bakın aşağıda stream yazıyor. Bunu tıkladık. Buradan sizin numaranızı, yani ID numaranızı girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla onu gireceksiniz. Ben daha önce girdiğim için hafızasında login yapıyorum. Böylece kendi adıma ne yapmış oldum? Hesabıma girmiş oldum. Şimdi buradan tekrar stream'i seçeceğiz. Bakın bir ön menü açıldı. Bu en ön menüde birçok dil var. İngilizce, işte Çincesi, Korecesi, Portekizcesi. Sonra aşağıda görüyorsunuz Türkçesi var. Türkçesini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra size orada bulunan eğitim videoları gelecek. Arkadaşlar, bu eğitim videolarından mesela birincisinden itibaren bakın aşağıda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane video var ve bir günlük seminer bu. Bu videoyu seçtikten sonra küçük bir ayarlama yapacaksınız. Ayar butonuna bastığınızda bakın burada altyazı dilleri var. Her birisini seçmek gerekiyor. Hangi dilde seyretmek isterseniz. Türk'ü seçiyorum. Sonrasında bu menüyü kapatıyorum yukarıdan. Ve ondan sonra da seyretmeye başlıyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi altyazılar geldi. Bütün ekranı kaydetmek açısından da ne yapabilirim? Bu şekilde seyredebilirim. Yan çevirdiğim zaman ekran büyümüş oldu. Altyazı da ona göre gelmiş oldu. Evet. Burada ilk video. Ondan sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dördüncü video. Ve tüm videolar bittikten sonra menünün üst tarafında bakın böyle Preview Certificate yazan yerde size sertifika ile ilgili adınız soyadınızı girmenizi sağlayacak bir butoncuk çıkıyor. O butona tıklıyorsunuz. O butonda isim, soy isim ve aynı zamanda eğitim merkezini seçiyorsunuz. Sonrasında bu sertifikanız oluşmuş oluyor. Sertifika oluştuktan sonra biraz önceki ekrandaki gibi, yani buradaki gibi Preview Certificate, yani sertifikanızı görebilme şansını elde ediyorsunuz. İsterseniz ekran resmi alarak, isterseniz de indirerek bu sertifikayı elde etmiş olacaksınız. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Unutmayınız. Bütün videolar seyredildikten sonra sertifikayı almaya hak kazanırsınız. Hepsi bitirilmiş olacak. Ve bu akşam saat 12'de saat 18'de, yani Kore saatine göre 12'de bu eğitim bitmiş olur. Geriye dönük eğitimi tamamlama şansını vermiyor idi sistem. Sanırım bu sefer de öyle olacaktır. Herkese başarılar.